Merhabalar, ben Avukat Ayhan Ömen. Mühendislik eğitimini ve masterını Amerika'da yapan yakınım Nisan 2018'de işe başladı. Nisan 2018 H1B vizesinin sonucunu halen bekliyor. Ek belge de istenmedi. OPT uzatma başvurusunda yaptı. Ne önerirsiniz diye takipçimiz bize soruyor. Şimdi bu takipçimizin tabii sorduğu nokta şu. Kişinin H1B vizesi alması demek ya da bu başvuruyu yapmış olması demeyin anlamı şu. Kişi üniversite mezunu en az ve eğitim bir profesyonel alanda eğitime ihtiyaç duyan bir profesyonel alan için eğitimini de tamamlamış durumda. Ve Amerika'daki bir işletme ya da iş yeri yabancı bir profesyoneli profesyonel eğitim gerektiren bir pozisyon için işe almak istemekte. Ve bundan dolayı da Labor Department'a yani İş ve İşçi Bakanlığı'na başvuru yapıp önce ne kadar maaşla ne yapıp bu kişiyi hangi pozisyonda istediğine dair bir başvuru yapıp onay almakta. O zaten bir haftalık bir süreç. Ve ondan sonra da göçmenlik dairesine de H1B vize başvurusunu kota döneminin açıldığı zaman olan Nisan 1'de vermekte. Ki bu durumdaki takipçimizin yakını da geçen yıl Nisan'ın ilk haftasında iş yeri sayesinde kendisine H1B vizesi başvurusunu yaptırmış durumda. Dolayısıyla bu başvuru yapıldığı zaman öncelikle gördüğümüz süreç 3-4 yıldır birden fazla başvuru geldiği için tabii ki bunlar yıllık verilecek vize kotasının üstüne çıkan sayılara ulaştığı için maalesef göçmenlik dairesi dönüp çekiliş yapmakta ve bu çekilişte de herhangi bir iş yerinin ya da kişinin kriterine bakmadan diyelim 85 bin tane başvuru yapanı seçmekte. Diyelim 150 bin başvuru varsa 85 bini seçmekte ve ondan sonra 85 binin de onay alıp almama sürecini başlatmakla görüşmek dairesi. Dolayısıyla bu seneki H1B vizelerinde de göreceksiniz. Şu an önümüzde Nisan ayına kadar 2-3 ay var ve Mart ayının sonuna kadar H1B dosyalarının hazırlanmış olması ve Nisan'ın ilk haftasında sunulması gerekecek. Ve bunun sonucunda da kişilerin seçilip seçilmeklerini öğrenmeleri neredeyse 1,5 ayı bulmakta. Ve ondan sonra eğer seçilmişse dosyaları buradaki takipçimizin yakını gibi kendilerine başvurularının yapıldığına dair evrak ulaşmakta. Başvuruların kabul edildiğine dair ve süreci başlamakta onların. Tabii bu arada genelde H1B başvurularından cevap almada neredeyse 3 ile 4 ay civarında sürmektedir. Dolayısıyla en az 3-4 ay süren bir süreç. Fakat buradaki takipçimizin başvurusu maalesef çok uzun bir sürmüşe benziyor. Herhangi bir ek belge talebi de gelmemiş durumda. Benim bu noktadaki tavsiyem kesinlikle göçmenlik dairesine ulaşmaları, dosyada hakkında bir gelişme olup olmadığını öğrenmeleridir. Eğer süreci ya da sonucu çabuk öğrenmek istiyorsalar o zaman da hızlandırma başvurusu yapıp süreci 2 haftada çözdürebilirler. Ama tabii şu an için bu takipçimizin yakını için bir sakınca görünmüyor. Çünkü zaten OPT'si mevcut ve OPT'sini uzatabilmiş durumda. Dolayısıyla H1B'nin cevabının hemen gelmemiş olması herhangi bir negatif durum kendisine yaratmıyor. Tam tersi OPT ile H1'ı devreye girene kadar çalışabilecek. Tabii bu takipçimizin sorusu üzerine H1B noktasında belirtebileceğimiz diğer şey de şu. H1B'ler 3 yıla kadar onay verir kişilerin çalışabilmesi için ve ek bir uzatma da yapmak mümkün. 6 yıla kadar kişiler, profesyoneller Amerika'daki bir firmaya çalışma imkanı H1B vizesiyle sağlarlar diyebiliriz. Bu takipçimizin de yakında da önerimiz eğer sürecin hızlanmasını istiyorsa cevap almak için ek ücret ödeyip hızlı başvuru haline dönüştürebilir H1B dosyasını ve oradan da sonucu çabuk alabilir. Ama böyle bir acelesi yoksa tavsiyem beklemesi çünkü zaten OPT'yi kullanabiliyor ve daha sonrasında H1B onay aldığında devreye girer deyip bu takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım.